Bravo İbrahim. Çok beceriksizsin. Ya şu telefonu kırmayı nasıl başarıyorsun ya? Becerikli miyim, beceriksiz miyim bir karar ver Leman. Ya hayatım, tatlım benim, rica ediyorum üstüme gelme bir tanem. Heyecanlandım, ne yapayım ben? Yani adamlar yarım saate görüntülü arıyoruz deyince panik yaptım, telefonu elimden düşürdüm. Aman. Böyle düşürdüm işte. Ama bak koskoca İsveç Kraliyet Üniversitesi psikoloji bölüm başkanlığı için benimle görüşmek istiyor. İnsan geriliyor ister istemez. Tamam tamam halledici. Zaten burası meşhur Batı Bank'mış. Telefonlarla meşhurmuş. Kral. Kral öyle bir şey yok. Onu unut. Bak ben seninle ticaret yapmam kral bir daha. Ben söyleyeyim sana. Sen bana bir adım atacaksın kral, ben sana bir adım atacağım, anlıyor musun? Evet. Bu üründen bana kalan zaten 15 lira kral. Hı. Aramızda bak bizim eski dostluk olmasa var ya, ben bu ürünü sana o fiyata bırakmam kral, asla. Tamam mı? Asla bırakmam kral. Tamam anneciğim, ellerini öpüyorum ben seni. Tamam, babama selam söyle. Tamam, hadi görüşürüz. Ya kusura bakmayın, ben annemle kulaklıkta konuşuyordum da, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Leman. 15 lira için annesiyle böyle pazarlık eden bize neler yapmaz? Gidelim buradan. Neyse dur bir halledeceğiz. Ya bizim bir sorunumuz var. Kral senin tansiyon 16'ya 12 değil mi? Doğru. Doğru muyum? Doğru. Löp löp yutuyor köfteleri. Kral bak şimdi bak. Ben sana bir tane dil altı vereceğim. Hiç tedirgin olmaya gerek yok, anlıyor musun? Dil altını alacaksın, ondan sonra da sarı kantoron otu çayını içeceksin kral. Biz bu işi halledeceğiz, al. İşimiz göz kararı, uzaktan tansiyonumu ölçüp cebinizden çıkarttığın sapı dilimin altına sokamam, kusura bak. Sen bilirsin kral, birazdan çarpıntın olacak. Ona göre sen istersin ben sana veririm. He, 53 UB 8000'ler daha... Yok, Türkiye'ye gelmedi kral, evet. Gelmedi Türkiye'ye. Hayır, ben bu malın zaten toptancısıyım kral. Neyin, dil altı hapını mı? Ne diyorsun? Yok, ben şu anda telefondayım kral. Ben televizyonda satıyorum da o yüzden. Adam dört konuklu İboşov gibi konudan konuya atlıyor. Ozan! Buyur abi. Gel. Hemen hocamlara iki tane çay getir. Hemen, hızlı, çabuk. Hemen abi. Hadi. Nereden anladı hoca olduğumuzu? Vallahi Ege, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani buraya gelen gideni gözünden biz tanıyoruz artık yani. Nedir, necidir, ne iş yapar hepsini bir anda anlıyoruz. Sana yemin ediyorum, bir gün buraya Rihanna geldi kral. Ayağını attı, tak diye gözüne baktım kral. Bir baktım Rihanna. Acelem olduğu için Rihanna'nın burada ne işi var diye sorgulamayacağım. Kral, bu tavşanlı böyle pembe telefon kapları var ya kral. Evet. Dünyada bir tek ben satıyorum onları. Ha. Onu almaya gelmiş. Yemin ediyorum kral. Bak, aynen kral bak. Duvarda resim var aynısı. Ne anlatıyorsun arkadaşım ya? Acelem var diyorum. 20 dakikaya çok önemli bir görüşme yapmam gerekiyor. Görüntülü. Bunu acaba tamir edebilir miyiz? Bu olur mu? 67 bin lira kral. Ne? Sus! Allah cezanı versin İbrahim. Kral Dolby Atmos istiyorsun benden. Yani kusura bakma. Sana yemin ediyorum kral bak. Arap şeyhinin birine, onun yatına kurdum kral. Sana yemin ediyorum ses sistemini sonuna kadar açınca denizdeki balıklar ölüyor diye sahil güvenlik iki kere gelmiş uyarmış. Evet kral. Ne anlatıyorsun acaba bana şu anda? İşler devam ediyor kral, kusura bakma ya. Ama rica ediyorum bunu bana odaklanın artık, çok rica ediyorum. Kral bak aşk olsun ya, sen baş tacısın ya. Kral ben sendeyim, hep sendeyim kral. Emin ol hep sendeyim. Ozan! Ozan! Hadi nerede çaylar oğlum? Getir çabuk. Geldi getir. Abi. Ama çocuk. Şeker alıyor musunuz? Yok, şeker kullanmayız. O şekerleri hemen hemen çekmeceye. Attım abi. Her yaptığını da söylüyor. Acaba diyorum artık şu telefona bakabilir miyiz rica etsem? Ver kral, ver bak. Ver o telefonu. Arayacaklar çünkü önemli bir görüşme. Kral bak. Bu telefonun camı tamamen kırılmış, anlıyor musun kral? Bunu değiştirmemiz lazım. Bunu ilk önce böyle mikro bir kontrol için açınca kral, kameranın içerisindeki lens diyaframlanıyor kral, anlıyor musun? Bak sen, ben sana şöyle anlatayım kral bak. Bu alan böyle daralmaya başlıyor kral. O zaman da ne oluyor? Pilin içerisindeki çinko kendini böyle salıyor. Ne yapıyoruz o zaman? Biz entegreyi de değiştirmek zorunda kalıyoruz kral. Başka çaresi yok. Onun da yan sanayi yok kral. Yani orijinalle değiştirmemiz lazım. Ne oluyor o zaman da anten sistemini vasküler olarak her yerini değiştiriyoruz. Başka çaresi yok bunun. Sen niye gülüyorsun kral ya? Hiç anlamadığım terimler kullandığınıza göre bu iş biraz pahalıya patlayacak, öyle mi? Sen otur kral, ben sana şimdi anlatacağım. Bak, şöyle hesaplıyoruz kral. Sen sadece şimdi
Eğer yani sadece camı değiştireceksen kral, ben sana bunu 2200 liraya bırakırım. Ama dersen ki, ben bu telefonu değiştirmek istiyorum kral. He, o zaman bak, biz bilim seven insanlarız, anlıyor musun kral? Bizim için akademisyen indirimi var, %15 kral. Ben onu sana bak, %15'ini indiriyorum kral. Ben sende KDV'yi de %1 hesaplıyorum. KDV'yi %1 hesaplıyorum. Biraz da boş boş bunlara basıyorum kral. Belki indirim biraz daha fazla olur diye. Sen de güldüğün için Aziz'den de %2'lik bir indirim yapıyorum kral buraya. Kral sana 2600 liraya ben bu telefonu bırakırım ama yanına da 3D... inanılmaz bir şey kral bu, bu söyleyeceğim. 3D böyle çelik kasa bir tane ben sana şimdi ekran koruması vereceğim kral. Telefonu git Himalayalardan aşağı at. Hiçbir şey olmaz yani. Karal senin artık. Oğlum kutuyu göster. Göster kutuyu. Bak kutu. Bu işte kral. Ah! 400 lira farklı alıyoruz İbrahim. Şimdi ben tam karar veremedim. Emin değilim çünkü. Biraz kazıklanıyoruz gibi geldi bana. Kral seni duyuyorum. Aşk olsun bak. Böyle çok... Aşk olsun. Öyle bir şey yok kral. Ben bunu 15 liran karla satıyorum. 15 lirayı göster oğlum. Çok sağ ol Ozan. Daha önce hiç 15 lira görmemiştim. Lüzum yok. Yeni telefon istemiyorum. Bunun ekranı yapılsın hemen. Kral, o senin paşa gönlün biri. Hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece seni bilgilendiriyorum ki kral. Bilgilendiriyorum ki. Sana seçim için ben şans veriyorum yani. Bilgili bir seçim yap diye. Hemen Bülent var ya bizim aşağıda. Bülent Çaps. Evet. Ona götür. Ona götür oğlum. Hemen onun şeyini değiştirsin ya. Ekranını değiştirsin güzel. Benim yorumlarım söyle ama. Tamam abi. Hadi yürü. Hadi bakayım hemen. 2 saatin var değil mi kral? Yok 2 saatim yok. Hemen görüşme yapacağım. Acil almam lazım telefonumu. Kral 2 saatin yoksa olmaz. Kusura bakma yani. Tamam yeni telefonu alıyoruz. Ozan. Ozan buraya gel. Ozan. Efendim. Yeni telefonu alıyorum. Gel hemen telefonu aktar şuraya oğlum. Geç telefonu aktar oğlum. Hemen biter değil mi? Bitmez kral. Ama biter dediniz aktarma demin, biter dedin. 53 UB 7000'ler bitmez kral. Onlar daha yeni geldi zaten. Depo baştan aşağı bu televizyonla dolu. Tamam kral, siz karar verin ondan sonra beni arayın, tamam mı? Ama böyle yapıyorsunuz. Ben kimle konuştuğunu anlamıyorum. Ben stres oluyorum burada. Sen de çocuk gibi elinden düşürmeseydin stres olmazdın İbrahim. Kalkma başıma hayatım. Kalkma rica ediyorum Leman. Lütfen bir tanem kalkma ne olur. Başıma kalk. Heyecanlandım düşürdüm işte. Şu dil altı hapını alabilir miyim? Bilmediğin şeyler olma. Kral, kusura bakmazsan yani sizin ilişkinizde ben biraz stres gözlemliyorum. Doğru muyum? Yo, doğru değilsin. Stresli falan değiliz. Gelmeden önce telefon arızalanınca ben gırıldık. Ya kral bak, Salman Floyd'un bir tane rafı var. Ben çok hoşuma gider. Yani her kazanın der, arkasında kral bir tane hayır var. Şimdi o adını söyleyemediğin adamın öyle bir lafı yok. Ya o senin düşüncen kral, kusura bakma. Bence var. Siz bu kazayı yaptınız, geldiniz, beni buldunuz değil mi? Ben de sizin ilişkinize renk katacak ürün var kral, anlıyor musun? Bu ilişkiye nasıl renk katacağız? Zehirli sarmaşık kızılıyla kral. Anlıyor musun? Bu inanılmaz bir şey kral. Ben bu ürünün Türkiye distribütörüyüm. Bak şimdi getiriyorum kral. Ya böyle bir şey yok. Bak manyak olursun, böyle bir şey yok. Ne ki o? Yok. Ama yok, yok şey. Mu? Ne ki o? Bu abi. Kral bak, buna sadece saç boyası diyelim, ben alnını karıştırırım. Bu, ah. Bakayım ne kadar o? Kral bak bir şey söyleyeceğim. Yenge bunu alacak gece yatmadan önce, tamam mı? Şöyle bir sakince kafasına yedire yedire, böyle dibine yedire yedire kral, yedire yedire bunu uygulayacak. Ondan sonra uyuyacak, sabah kalktığında var ya kral, elçin sangunun aynısı. Aynısı diyorum sana bak. Ya kral, Allah aşkına Hadise benden alıyor boyalarını. Aa duvarda resmi var. Ha? Tamam doğru, o Hadise de bu ne kadar? Tamam ben şimdi hemen hesaplıyorum. Sizin o akademisyen indirimi var ya %15'lik. Ben o %15 indirimi veriyorum size. Onda vardı %2. Bu üründe yok kral, kusura bak. Duruyor ama devam ediyor. Hayır kral yok. Hadi yok, olsun %2 veriyorum kral. Ömrekleriniz de aynı, oradan da bir şey yok. %2 dikkat ettiysen yine biraz boş boş basıyorum kral. Anladın mı? Size bu ürün kral, bak 175 lira olur. Benim bu üründen karım da 15 lira. Ay. 15 liradan fazla değil yenge. Ne oldu? Yani... 15 lirayı göster ha bak. Biliyoruz 15 lira. Aynısını gösterip duruyorsun. Tamam. Ya o saç boyasında ne zaman geldik? Cam değiştirecektik alt tarafı. Ha tamam İbrahim uzatma alıyoruz. Bunu aldık bile. Tamam çocuğum. Ya benim sana verdiğim ürünler boya olsun, telefon olsun. Boya... Git Batı Bank'ta tek tek dükkanları gez kral. Tek tek dükkanları gez. Bak benim verdiğim fiyatın altında biri fiyat verirse git oradan al kral. Sonra da gel benim suratıma puh diye tükür. Hayır suratınız... Yahu niye tüküreyim beyefendi suratınıza? Ay,
Yanlış anladınız beni. Bak, bakar mısınız? Affedersiniz. Yanlış anladınız. Ben şimdi hem bu görüşme İsveç Kraliyet Üniversitesi arayacak hem de 3 aydır bizde yerleşen, bizde yaşayan kaynanam biraz stres yaptı artık. Aa! Aa, çok ayıp İbrahim. Annemin sana ne zararı var? Ne zararı var? Her gün 15 tane jambon yiyor kahvaltıda. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza